Merhaba sayın dinleyicilerim. Aralıkcenter.com'a hoş geldiniz. Bilirkişi Düşüncesi programında Kafkasya'nın İran dilleri, Talışcan'ın araştırılma tarihi üzerine konuşacağız. Bugün Kafkasya'da yaşayan Hind-Avrupa dil ailesine ait halkların kökenleri ile ilgili olarak en fazla kabul görmüş olan iki teori var. Bunlardan birincisi Küçük Asya'ya kaynak gösteriyor. Kurgan teorisi olarak bilinen ikincisi ise Hind-Avrupa kökenlerinin Güneydoğu Avrupa, Karadeniz Hazar steplerinde bulunan arkeolojik kurgan kültürüne ve yamla ya da çukur mezar kültürü olarak da adlandırılan kültüre dayandığını öne sürüyor. Muhtemelen Hind Avrupa halkları Kafkasya'da bu iki antik kültür karışımının bir sonucu olarak ortaya çıktılar. Hititlerin atalarının mitolojide tufan olarak bilinen Karadeniz'in yükselişi ile kışkırtıldığı göç süreçleri sonucunda oluştuğu varsayılır. Sonuç olarak Karadeniz bölgesinin halkları Kuzey Kafkasya'ya gelen kurgan istilası denen kurgan kültürüyle karşı karşıya kaldılar. Talışça, Osetçe, Taçça ve Kürtçe Hind-Avrupa ailesinin İran dillerine ait. Bu halkların dil ailesi düzeyinde birlikteliği olurken Kafkasya bölgesindeki köken ortaklıkları daha çok koşulludur. Kafkasya'daki İran dillerini konuşan halklar Kuzeydoğu, Kuzeybatı, Güneybatı İran dilleri olmak üzere 3 grupa ayrılır. Soyu tükenmiş Harezmçe, İskitçe, Sarmat ve Alan dilleri, Osetçe, Kuzeydoğu İran dilleri olarak, Kürtçe ve Talışça, Kuzeybatı İran dilleri olarak, Taçça, Farsça ve diğerleri, Güneybatı İran dilleri olarak sınıflandırılır. Kürtçe, şüphesiz İran dili olmasına rağmen, görünüşe göre Medlerden miras alınmış olsa da, Nah Dağıstan halklarının dilleri gibi Huri-Urartu dillerinin alt tabakasına sahiptir. Bu genel kökenlerin sonucu mu yoksa ikinci ödüncü sonucu mu henüz belli değil. Tat etnoniminin altında sadece lehçeler düzeyinde farklılık gösteren Tatça'nın birleştiği birkaç halk var. Şimdi bu halkların tek bir kökü olup olmadığını söylemek mümkün değil. Açıkçası Tatça konuşan halklardan birinin daha Yahudilerinin temeli Sasani Hanedanı tarafından İran'dan Kafkas Albanyası'na göç ettirilmiş İranlı Yahudilerden ve çok daha sonra İran'dan göç ettirilmiş Aramice konuşan Kürdistan Yahudilerinden oluşturuldu. Onlar Kuzey Kafkasya halkları üzerinde önemli bir etkiye sahipti. Özellikle Yahudiliğin Hazar Kaganlığı nüfusunun önemli bir kısmı tarafından kabul edilmesine neden oldular. Tatların çoğunluğu kendilerini daha Yahudileriyle özdeşleştirmiyor. Ya Müslüman ya da Hristiyanlardır. Kuzey Azerbaycan, Derbent, Zigorsk ve Nalçik'te yaşayan Dağ Yahudileri kısmen Aramiceleştirilmiş Tatça konuşurlar. Ya da ana dili olarak Rusça, Azerbaycanca veya İbranice'yi kabul ederler. Yahudi Tatlar kendilerini Nebukadnezar tarafından ele geçirilen kayıp bir İsrail kabilesi olarak kabul ederler. Gürcüce konuşan sözde Gürcü Yahudileri Aramice ve Yahudi dillerinin ayrı özelliklerine sahip. Anlaşılan Osmanlı İmparatorluğundan göç edilmiş ve büyük ölçüde Gürcü etnik grubu tarafından asimile edilmiş Yahudilerden geliyorlardı. Kuzey Kafkasya'daki Kürdistan Yahudileri ve Suryaniler de yeni Aramice konuşurlar. Kuzey dalgasının soyundan gelenler arasında sadece Osetiler hayatta kaldı. Bu görünüşe göre Kafkasya'da İran Med kökü olmayan İranî dil konuşan tek halktır ve soy ağacına Aryanların eski kabilelerinden başlıyor. Osetçenin Hind-Avrupa dilleri için özgü olmayan ses bilimi, biçim bilimi ve kelime hazinesi göz önünde bulundurulduğunda Nah Dağıstan, Kartveli ve Apaz Adige dillerinden oduç aldığını söyleyebiliriz. Kafkasya'daki İran halklarının kökenlerinde ikili bir tabiat var. Bunlar kuzeyden gelen Kimerler, İskitler, Sarmatlar, Alanlar olmak üzere İranî dil konuşan eski göçebe kabileleri ve daha sonra güneyden özellikle İran ve Mezopotamya'dan gelen Aryan-Pers dalgasının torunlarıdır. Başka bir özel grup daha var. Bunlar İranî dil konuşan eski Medlerin soyundan olan Talışlardır. Talışça bazı kaynaklara göre Selçuklular ve diğer bazı Türk kabileleri tarafından Azerbaycanlıların Türkleştirilmesinden önce olan İran kökenli eski Azerbaycan dilinin bir parçasıdır. Diğer kaynaklara göre bu Azerbaycanlılara benzemesine rağmen eşsiz bir şeydir. Talışça'da Med tabakasının olduğu açıktır ve görünüşe göre Kuzey Kafkasya halkları üzerinde gözle görülür bir etkisi yoktur. Talışlar Hazar Denizi'nin güneybatı kıyısında yaşarlar. Onlar Güney Kafkas ırklarının Hazar antropolojik tipine ait.
Tacikler'in ikamet bölgesi Azerbaycan ile İran arasındaki sınır şeridi ile ikiye ayrılmıştır. Azerbaycan'da Tacikler yoğun bir şekilde Lenkeran, Astara, Dedik ve Masalı olmak üzere 4 güne rayonda Baku ve Sumgay gibi büyük şehirlerde yaşarlar. Coğrafi olarak Lenkeran Ovası'nın ve Talış Dağları'nın topraklarında yaşarlar. Talış'ın kuzey sınırı Bilyaj Nehri, güney sınırı Sefidrut Nehri, batı sınırı ise Talış Dağları'dır. 1999 yılının nüfus sayımına göre Azerbaycan'daki toplam talışların sayısı 80 bindi. Talışların sayısı Lenkeran'da 210 bin, Lerik'te 75 bin, Astara'da 90 bin, Masalı'da 180 bindir. Astara'nın güneyinde İran'da, Talışlar Hazar Denizi'nin kıyılarında Kepriçal'a kadar uzanan topraklarda yaşarlar. İran'ın önceki idari bölümüne göre Talışlar Kergenrud, Asalem, Talış Dolap, Şandermin ve Masal olmak üzere Hamse'ye tevalaş denen 5 ilçede yaşarlardı. Bugün bu kadar sayın dinleyiciler. Bir sonraki yayınımızda kaldığımız yerden konuşmaya devam edeceğiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.